sözlerimizden, davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzu, hesaba çekileceğimizi haber veren peygamberlerin gelmesine gerek kalır mıydı? Eğer karışmamış olsa gerek yoktu. O zaman peygamberler ne olacak? Ve rusulihi, peygamberler bakın. Devam edin. Vel yevmil ahiri, ahiret günü. Eğer Allah insanların hayatına karışmasaydı, yönetimine, üretimine, eğitimine, tüketimine karışmasaydı, hayatımızın hesabını sormasına lüzum var mıydı, yok muydu soruyorum. Karışmıyorum diyor, daha niye sorsun? Ben sizin dünyanıza, eşyanıza, hayatınıza, kızınıza, karınıza, yaşayışınıza karışmıyorum deseydi, bir daha sizi hesaba çekeceğim der miydi? Hesap günü var der miydi? Ahiret günü var der miydi? Cennet var der miydi? Cehennem var der miydi? Nereye koyacaksınız bunları? Demek ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyen bir adam, vallahi melekleri inkar etmesi lazım. Kitapları inkar etmesi lazım. Peygamberleri inkar etmesi lazım. Ahiret gününü inkar etmesi lazım. Bunları inkar etmeden din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır diyemez. Bakın imani meseleler bunlar. Aman Müslümanlar dikkat edin. Yeryüzünden mümin olarak göçmenin tedbirini alalım. İslam'ı Kur'an'da belirtildiği gibi yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? O ayrı bir dava. Ama evvela iman esasları üzerinde ittifak edelim. Evvela imanımızı kurtaralım. Vallahi benim derdim budur. Yoksa şeriat, meriat benim aklım ermiyor. Bugünkü topluma bu kadar Kur'an'ı bilmeyen, İslam'ı bilmeyen, hazırlığı olmayan, eğitimi olmayan, çektiği tesbihin manasını bilmeyen, kıldığı namazın manasını bilmeyen bir topluma vallahi şeriat gelmez. Bak yeminle söylüyorum. Şeriat gelse ortada kalır, ayağa düşer. Mümkün değil. Toplum şeriata hazır değil. İnsanlar arasındaki bilgi eksikliği, ilim eksikliği, informasyon dedikleri bilgilenme, araştırma, Kur'an'ı, sünneti, hukuku İslamiye'yi, ticaret hukukunu, aile hukukunu, miras hukukunu. Mesela bakın Türkiye'de şu anda hani Kur'an'a göre bir Müslüman adam öldükten sonra arkasında bıraktığı mallara, menkul ve gayrimenkul mallara Kur'an-ı Kerim ne diyor siz söyleyin? Miras. Öyle değil mi? Miras. Her insanın mirası var. Öldüğünüz zaman arkanızda bıraktığınız taşınabilir ve taşınamaz. Yani menkul gayrimenkul. Bağınız, bahçeniz, eviniz, yazlığınız, kışlığınız, paranız, işte neyse döviziniz, ziynetiniz öldükten sonra arkada kalan mallarınıza miras deniyor. Bu mirasın sahiplerine ne deniyor? Varis deniyor, varis. Hepinizin varisleri var. Oğlunuz, kızınız, oğlunuzun oğlu, çocukları. Kur'an-ı Kerim'de bir Müslüman öldükten sonra geriye bıraktığı malların nasıl taksim edileceğini, oğlanlara ne kadar, kızlara ne kadar, annelere, babalara, amcalara, dayılara, torunlara ne kadar pay düşeceğini açıklayan ayetler var mı yok mu soruyorum, var mı? Var. Ama hemen söyleyeyim ki şu anda 65 milyonluk Türkiye'de feraiz dediğimiz bir Müslümanın öldükten sonra geride bıraktığı malları, menkul ve gayrimenkul malları Kur'an'daki ifadelere, ibarelere, ölçülere göre nasıl dağıtılacağının ilmine ilmi feraiz deniyor. Türkiye'de sadece iki tane hoca bunu biliyor. İki tane hocadan başka bu ilmi bilen kimse yok. Nasıl şeriat gelecek? İlim olmayan yere vallahi şeriat gelmez. Hiçbir şey gelmez. İlimsiz, bilgisiz, araştırmasız, yetersiz, tutarsız, hiçbir ilmi, gayreti, hizmeti, himmeti olmayan kadrosu yok. Şimdi deseler ki, sabahleyin deseler ki ey Müslümanlar alın devleti size teslim ediyoruz, şeriata göre devleti kurun deseniz en azından 1000 tane hakim lazım, 1000 tane kaymakam lazım, 10.000 tane öğretmen lazım, İslam'da eğitim nasıl yapılır,
daha Kur'an'ın manasını bilmeyen bu toplum hangi şeriatı getirecek ya? Benim aklım ermiyor. Hazır değilsiniz. Hiçbirimiz hazır değil. Geçen gün aylık imam ve müezzin din görevli toplantısında arkadaşlara sordum. Her ay mesela toplanıyoruz. Bu ay dedim arkadaşlar, bu ay, bu bir aylık zaman içerisinde en az bir kitap, 300 sayfalık, 400 sayfalık bir dini eseri, bir kültür kitabını, dini bir kitabı okuyan arkadaşlarımız, her ay bir kitap okuyan arkadaşlarımız parmak kaldırsın dedim. Bir tek parmak kalkmadı. Hiçbir kitap okunmuyor. Okuma diye bir şey yok, araştırma diye bir şey yok, ilim diye bir şey yok. İmamlar okumuyor, müezzinler okumuyor, müftüler okumuyor, kitap okunmuyor. Dedikoduyla, gıybetinle, yalanla, dolanla hiçbir yere şeriat gelmez. Mümkün değil. Hani kadrolarınız, hani hakimleriniz, hani savcılarınız, hani bürokratlarınız, İslam'a göre nasıl ekonomiyi yapacaksınız? İslam'a göre yeryüzü insanlarının dış siyaset, iç siyaset, dış işleri, iç işleri, milletler arası hukuk, insanlar arası hukuk, aile hukuku, ticaret hukuku, hususi hukuk, hiçbir Müslüman hazır değil. Nereye şeriat geliyor? Vallahi adama gülerler. Hazırlıksız bir topluma, eğitimsiz bir topluma, kadrosuz bir topluma, plansız bir topluma, cahil bir topluma, okumayan bir topluma şeriat gelemez, mümkün değil.